Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir notebook incelemesiyle karşınızdayız. Son dönemde bir aylık notebook geldi incelemeye. Bu da onlardan bir tanesi. Huawei MateBook D16 arkadaşlar bugünkü inceleme konumuz. Biliyorsunuz son dönemde Huawei özellikle notebook tarafında adeta bir atağa kalkmış durumda. Sürekli seri olarak notebooklar üretiyorlar. İyi yanı ise bu notebookların piyasa ortalamasının altında fiyatları satılıyor olması. Malum günümüzde artık bilgisayar fiyatları biraz böyle artmış durumda. Tabi bunda bu çip sektöründeki krizin vesaire etkisi de bulunuyor. Fakat Huawei bu dezavantajı kendi lehine çevirmeyi başarmış durumda. Ne yaptılar arkadaşlar? Piyasa ortalamasının altında fiyatlarla sektöre girerek ortalığı adeta toz duman ettiler. Şimdi dışarıdan baktığınızda bu laptopa ya diyorsunuz ki herhalde bir 10.000 12.000 ister Huawei diyorsunuz ama alakası yok, bunu kesinlikle size baştan belirtelim. Öncelikli olarak arkadaşlar incelememize bilgisayarımızın tasarımıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi son derece ince, şık ve zarif bir tasarım çizgisiyle karşı karşıyayız. Zaten Huawei son dönemde ürettiği notebooklarda bu klasik tasarım çizgisini artık imzası haline getirdi. Yani arka tarafa baktığımızda şu plastik bantlar ki geçtiğimiz günlerde incelediğimiz diğer MateBook modellerinde de vardı. Şurada bir ızgaramız bulunuyor. Bu havalandırma kanalı olarak da geçiyor. Cihazı şöyle kendinize tuttuğunuzda arkadaşlar sağ tarafta 2 adet USB girişimiz var ve hemen yanında da kulaklık jack'ımız yer alıyor. Sol kısımda ise 2 tane Type-C girişi ve onun yanında da HDMI girişimiz bulunuyor. Laptopu şöyle tuttuğumuz zaman boyutuna nazaran gerçekten hafif olduğunu söyleyebiliriz. Yani 16 inçlik bir ekran olduğu için şunu düşünebilirsiniz. Ya 2-3 kilo vardır gibi bir izlenime kapılabilirsiniz. Fakat hayır, bu laptop arkadaşlar hali hazırda 1.7 kilogram gibi bir ağırlığa sahip ki bu boyuta göre bence gayet hafif diyebiliriz. Şöyle laptopumuzu açtığımız zaman bizleri klasik bir Huawei çizgisi daha karşılıyor. Biliyorsunuz son dönemde Huawei'nin geliştirdiği notebooklarda belli bir klavye anlayışı mevcut. Nitekim bu klavye tasarımının direkt olarak D16 modelinde de olduğunu görüyoruz. Bu klavyede diğer laptoplarda görmeye alışık olmadığımız bir tuş daha var. Neydi bu arkadaşlar? Webcam tuşu. Biliyorsunuz bu tuşa bastığınız zaman webcam çıkıyor. Bastığınız zaman da içine giriyor doğal olarak. Tabi bunun avantajı var, dezavantajı var. Buna birazdan değineceğiz. Touchpad kısmı oldukça geniş. Yani kullanımı son derece rahat. Herhangi bir sıkıntı yok. Power tuşunun üzerinde yine parmak izi okuyucusu konumlandırılmış. Ayrıca diğer küçük ekranlı MateBook modellerine göre D16'da klavyenin sağ ve sol tarafına hoparlörler yerleştirilmiş ki bu hoparlörlerin performansını da birazdan göstereceğim sizlere zaten. Gayet tatminkar bir ses performansına sahip olduğunu söyleyebilirim. Çerçevelere baktığımızda arkadaşlar son derece ince çerçevelerle karşılaşıyoruz. Hatta şu bence alt kısımda Huawei yazısı bulunan yerde biraz daha ince olsaymış tadından yenmezmiş. Bunu size söyleyebilirim. 1920x1080 piksellik IPS LCD bir ekranımız var. 16.1 inçlik bir ekran bu. Fakat 1 inçi çok da önemli değil. Yani 16 inçlik bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ekran gövde oranı %90 arkadaşlar. Ki zaten Huawei'nin kamerayı tuşun içine yerleştirmesinin sebebi de aslında bu. Ekran gövde oranını biraz daha arttırabilmek için ne yapıyorlar? Kamerayı üst panelden çıkartmış arkadaşlar. Alt panele, daha doğrusu klavyenin içerisine gizlemiş. Bazı notebook modellerinde şu alt kısma konulduğu da oluyor. Fakat Huawei oraya koymayı tercih etmemiş. Oraya koymak yerine dediğim gibi şu klavye kısmına yerleştirmiş. Lafı gelmişken madem bundan da bahsedelim sizlere. Bu klavyede olmasının kameranın şöyle bir dezavantajı var. Normalde biliyorsunuz şu üst kısımda olduğunda şu şekilde ne yapabiliyordunuz? Ayarlayabiliyordunuz. Fakat bu tuşun içerisine gizlendiği zaman bunun açısını değiştirmeniz mümkün olmuyor. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bu sefer notebook'u şöyle hareket ettirmek zorunda kalıyorsunuz. İstediğiniz açıyı yakalayabilmek için. Onun dışında da bir dezavantajı yok. Yani benim için açı çok fazla önemli değil. İşimi görsün yeter diyorsanız bu kameranın size herhangi bir eksi katmadığını da söylemiş olalım. Bu arada ekran parlaklığının arkadaşlar 300 nit olduğunu da belirtelim sizlere. Dolayısıyla son derece tatmin edici parlak bir ekranın olduğunu söyleyelim. Şimdi gelelim
cihazımızla ilgili teknik özellikleri. Son dönemde Huawei genel olarak notebook modellerinde zaten AMD ile çalışıyordu. Bu notebook modelinde de AMD tarafından geliştirilen Ryzen 4000 serisi bir işlemci yer alıyor. Bu işlemcide arkadaşlar 16 iş parçacığı ve 4.2 GHz saat hızına sahip CPU mevcut. 7 nanometrelik bu AMD işlemcisinde 8 adede kadar çekirdek, 16 iş parçacığı ve 4.2 GHz saat hızına sahip. Dolayısıyla performans tarafında sizi memnun edeceğini söyleyebiliriz. Wi-Fi 6 kullanılmış D16'da. Wi-Fi 6'nın da bir önceki nesle yani Wi-Fi 5'e göre 2.7 kat daha hızlı olduğunu sizlerle paylaşmış olalım. Benim bu notebook'ta hoşuma giden detaylardan birisi de arkadaşlar Type-C ile şarj oluyor olması. Son yıllarda, daha doğrusu son dönemde gelen aslında pek çok notebook modelinde Type-C bağlantısını görmeye başladık. Burada Type-C'nin şöyle bir avantajı var. Normalde arkadaşlar biliyorsunuz pek çok notebook powerbanklerle de şarj olabiliyor. Fakat powerbanklerle şarj olabilmesi için Type-C bağlantı noktasına ihtiyacı var. Yani özel bir girişi varsa o bilgisayarın şarj için bunlar genel olarak powerbanklerle uyumlu olmuyorlar. Fakat burada Type-C bağlantı noktası olduğu için herhangi bir sıkıntı çekmeden ne yapabiliyorsunuz? Atıyorum bir yolculuk sırasında hemen şarja takıyorsunuz ve bilgisayarınızı şarj etmeye başlıyorsunuz. Şimdi gelelim bir diğer önemli özelliğe. Ne? Depolama alanını arkadaşlar. Bu bilgisayarda bize gelen test için gelen bu cihazda arkadaşlar 512 GB'lık dahili depolama alanı var. SSD olarak yani SATA vesaire değil. SSD olarak 512 GB'lık dahili depolama alanı mevcut. RAM olarak da 16 GB'lık bir RAM kapasitemiz var. Fakat dilerseniz arkadaşlar ya ben 16 GB'lık RAM'i ne yapacağım? Çok fazla işime yaramıyor. Kullandığım uygulamalar düşük RAM'de de çalışıyor zaten diyorsanız o zaman 8 GB'lık RAM'li versiyonu da tercih edebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada bu sizin tamamen ihtiyacınıza bağlı bir durum. Yani eğer 8 GB'lık RAM işinizi görüyorsa 8 GB'lık RAM'i alabilirsiniz. Yok benim kullandığım uygulamaların RAM tüketimi fazla diyorsanız o zaman 16 GB'lık RAM seçeneğini tercih edebilirsiniz. Diğer pek çok Huawei notebook'ta olduğu gibi bunda da arkadaşlar Huawei şehir özelliği var. Eğer Huawei cihazı kullanıyorsanız ne yapıyorsunuz? Telefonunuzu hızlı bir şekilde Huawei şehir özelliği ile cihaza bağlayabiliyorsunuz. Şimdi gelelim şu soruya. Bu malum bir iş notebook'u ve bu cihazda harici bir ekran kartı bulunmuyor. Dolayısıyla onboard bir ekran kartından güç alıyor. Peki biz bu ekran kartıyla herhangi bir oyunu oynayabilir miyiz? Evet oynayabiliyoruz arkadaşlar. Biz buna mesela Counter Strike Global Offensive yükledik ve bu oyunu rahat bir şekilde oynadı. Muhtemelen günümüzdeki pek çok popüler oyunu da sıkıntı çıkarmadan oynayacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii ki burada oyunu oynamaktan kastınız böyle bütün ayarları açıp çözünürlüğü fullleyip oynamak değil arkadaşlar. Nedir? Bazı ayarları orta seviyeye açarsın, bazı ayarları belki kapatmak zorunda kalırsın. Ama günümüzdeki pek çok oyunu bir şekilde bu laptopla oynayabilirsiniz. Biz bu laptopta farklı testler gerçekleştirdik. PC Mark'ta arkadaşlar bu laptop performans testinden 5171 puan aldı. Bu puanın bir iş laptopuna göre gayet başarılı bir puan olduğunu söyleyebiliriz. Eğer kıyasımız burada ne bileyim oyun tarafında oyun özelliğiyle öne çıkan bir laptop olsaydı tabii ki farklı bir yorumda bulunabilirdik. Ama dediğimiz gibi söz konusu iş için tasarlanan bir laptop olduğunda 5171 puanın son derece yeterli olduğunu söylemek mümkün. Batarya testleri de gerçekleştirdik arkadaşlar. Batarya testinde hem oyun için hem de modern ofis uygulamaları için ayrı ayrı testler yaptık. Bir oyun testinde bataryamız %100 iken %20 seviyesine kadar testi gerçekleştirdik. Yani %80'lik bir batarya tüketimi oldu ve laptop 1 saat 33 dakika gibi bir sonuç verdi. Bu da ortalama bir süre olarak karşımıza çıkıyor. Yani daha önce geçtiğimiz dönemde de çeşitli notebooklarda benzer testleri yapmıştık. Genel itibariyle
pile takılı olmadığı zaman laptoplarda 1,5 saatlik bir süre karşımıza çıkıyor ki aynı bu laptopta olduğu gibi. Modern Office uygulamasında ise arkadaşlar gayet başarılı bir sonuç verdi. Pilimiz %96 seviyesindeyken başladık teste, %20'ye inene kadar test devam etti ve 8 saat 1 dakikalık bir süre verdi bizlere. Ki burada dediğim gibi hani pilimiz %96 başladık, %20'ye indik. Eğer hani %20'yi de sonuna kadar kullansaydık muhtemelen bir 10 saate yakın performans sunacaktı bize. Bu arada şunu dipnot olarak belirtmek istiyorum sizlere. Burada modern ofisten kastımız bizim sadece hani Excel'dir, Word'dir, PowerPoint'tir vesaire değil arkadaşlar. Bunda modern ofis sitesini başlattığımız zaman biz görüntülü konuşma ve benzeri uygulamalar da işin içine giriyor. Dolayısıyla bunların da şarjı normale nazaran biraz daha fazla bitirdiğini söyleyebiliriz. Genel itibariyle baktığımızda bir iş notebook'u ayarında gayet güzel bir cihaz var karşımızda ve bu cihazın bence en etkileyici yanı arkadaşlar fiyatı diyebilirim. Şimdi Huawei'nin online mağazasına baktığımız zaman şu anda mesela videoyu çekerken girdim bakıyorum. Şu anki anlık fiyat arkadaşlar 6.999 Türk Lirası. Bu 8 GB 512 GB'lık versiyon için yani 8 GB RAM 512 GB SSD depolama versiyonu için geçerli. Ayrıca hediye olarak da sırt çantası ve Huawei Bluetooth mouse veriliyor. 6.990 yani 7.000 lira gayet bence uygun bir fiyat diyebilirim 16 inçlik bir laptop için. Eğer ben 16 GB'lık versiyonu seçmek istiyorum diyorsanız yani 16 GB RAM 512 GB'lık SSD depolamalı versiyonu seçmek istiyorum diyorsanız o zaman ödemeniz gereken fiyat da 8.000 Türk Lirasına çıkıyor. Yani baktığımız zaman 1.000 lira gibi bir ücret çıkıyor karşınıza. Bu fark da bence gayet normal diyebiliriz. 8 GB'lık RAM artıyor sonuçta. Evet arkadaşlar genel olarak değerlendirmemiz gerekirse fiyatı dahilinde söyleyecek olursak bence gayet makul bir notebook diyebiliriz. Özellikle ben iş için bir notebook arıyorum ama ekranı da normale nazaran biraz daha büyük olmalı diyorsanız bence MacBook D16 gerçekten sizler için güzel bir seçenek olabilir. Dediğim gibi hem şık bir tasarımı var, aydınlatmalı klavyesi, hafif olması ve sağlam bir yapıda olması gayet güzel, gayet öne çıkan özellikler. Onun haricinde bu laptopun tek eleştirebileceğim yönü arkadaşlar web kamerasının klavyede olması ki bu da beni rahatsız eden bir şey. Belki sizi hiç rahatsız etmeyecektir. Çünkü dediğim gibi ben mesela bunu Zoom'da vesaire kullanırken biraz zorlandım. Şöyle hani kamerayı kendime ayarlamakta biraz güçlük çekiyorum. Normalde nedir? Ekranın üst çerçevesinde olsa şöyle yapıp gayet basit bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Fakat kamera tuşta olduğu zaman ayarlama şansınız yok ve ister istemez kendinizi ya da notebook'u şu şekilde yer değiştirmek zorunda kalabiliyorsunuz. Onun haricinde de eleştirebileceğim herhangi bir yönü yok. Çünkü dediğim gibi fiyatı vesaire gayet uygun. Parmak izi tanıma özelliği, ekran gövde oranı, ekranın inceliği, klavyenin temizliği, touchpad'in başarısı gayet makul seviyelerde. O yüzden eğer şu aralar dediğim gibi 16 inçlik böyle bir iş laptopu almayı düşünüyorsanız bence bu fiyata kaçırılmaması gereken ürünlerden biri diyebiliriz. Malum şu anda bir çip krizi var kapıda. Önümüzdeki süreçte muhtemelen bu bilgisayarları bu fiyatlara bulmak mümkün olmayabilir arkadaşlar. Ki günümüzde ne bileyim normal bir iş laptopu bile artık 12-13 bin liradan satılmaya başlamış durumda. Elbette yine de tercih sizlerin diyebiliriz. Evet, bu incelememizde sizlere Huawei'nin yeni MacBook modelini anlatmaya çalıştık. Eğer bu cihazla ilgili, D16 ile ilgili kafanıza takılan sorular varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.